Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz yine Bakara suresi Türkçe meali. İlk önce YouTube kanalıma, Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, videolarımı dinlemeyi, beğenmeyi, mümkün mertebede de abonelik etmeyi unutmayın. Yani o videonun üzerinde yani abone ol yazar. Abone ol. Abone ol'a bastığınız zaman Bayram Özendi'ye abone olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, onlara dedik ki hepiniz oradan inin, size benim tarafımdan bir hidayet rehberi geldiğinde kim o hidayetçimin izinde giderse onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Yani arkadaşlar ayet 38'den başladım Bakara suresi. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar da cehennem ehlidirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım ve sadece benden korkun. Yanınızdakini Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Benim ayetlerimi birkaç paraya değişmeyin. Ancak benden korkun diyor Allahu Teala. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Hem namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitap Tevrat'ı okuyorsunuz. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu Allah'a saygılı olanlardan başkasına ağır gelir. Onlar ki Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini bilirler. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimeti ve vaktiyle sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Ve öyle bir günden korunun ki kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez. Kimseden şefaatte kabul edilmez. Kimseden fidyede alınmaz. Ve onlara hiçbir yardımda yapılmaz. Evet. Hem hatırlayın ki bir zaman sizi Firavun ailesinden de kurtardık. Onlar size azabın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunlar da size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Hani bir zamanlar sizin için denizi yarıp sizi kurtardık da Firavun'un adamlarını suda boğduk, siz de bakıp duruyordunuz. Hani bir zamanlar Musa'ya 40 gecelik vaat verdik de sonra siz onun arkasından buzağı put edindiniz ve o halinizle zalimler idiniz. Sonra yine de sizi affettik. Artık şükretmeniz gerekiyordu ve hani bir zamanlar Musa'ya o kitabı ve Furkan'ı verdik. Gerekir ki doğru yolda gideceksiniz. Hani bir zamanlar Musa kavmine dedik ki, ey kavmim, cidden siz o buzayı put edinmekle kendi kendinize zulmettiniz. Bari gelin Rabbinize tevbe ile dönün de nefislerinizi öldürün. Böyle yapmanız bari Teala'nız katında sizin için hayırlıdır. Böylece tevbenizi kabul buyurdu. Gerçekten de o tevvap ve rahimdir. Hani bir zamanlar
Ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe senin sözünle asla inanmayacağız demiştiniz de bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı ve siz de baka kalmıştınız. Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzün ardından yeniden diriltmiştik ve üstünüze o bulutlu gölge yaptık ve size ihsan ettiğimiz hoş rızıklardan yiyin diye üzerinize kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Onlar bize zulmetmediler, lakin kendi nefislerine zulüm ediyorlardı, diyor Allahu Teala ayeti kerimelerinde arkadaşlar. Hani bir zamanlar şu şehre girin de onun nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin ve kapıdan secde ederek girin ve hatta bizi bağışla deyin ki size hatalarınızı mağfiret ediverelim. İyilik yapanlara nimetlerimizi daha da artıracağız dedik. Bunun üzerine o zulme devam edenler sözü değiştirdiler. Onu kendilerine söylediğinden başka bir şekilde soktular. Biz de kötülük yaptıkları için o zalimlere murdar bir azap indirdik. Hani bir zamanlar Musa kavmi için su istemişti. Biz de asanla taşa vur demiştik. Bunun üzerine o taştan 12 pınar fışkırmıştı. Her kısım insan kendi su alacağı yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin ve içinde bozgunculuk ve saldırganlık yaparak yeryüzünü fesada vermeyin. Hani bir zamanlar ey Musa biz tek çeşit yemeğe asla katlanamayacağız. Yeter artık bizim için Rabbine dua et de bize yerin yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın dediniz. O da size o üstün olanı daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Bir kasabaya konaklayın, o vakit istediğiniz elbette olacaktır dedi. Üzerlerine zillet ve meskenet damgası vuruldu. Ve nihayet Allah'tan bir gazaba uğradılar. Evet öyle oldu çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Evet öyle oldu çünkü isyana dalıyorlar ve aşırı gidiyorlardı. Şüphe yok ki iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih amel işlerse elbette Rableri katında bunların ecirleri vardır. Bunlara bir korku yoktur. Bunlar mahzun da olacak değillerdir. Hani bir zamanlar sizden misak sağlam bir söz almıştık. Turu üstünüze kaldırıp demiştik ki size verdiğimiz kitaba kuvvetle tutunun ve cindekilerden gafil olmayın. Gerek ki korunursunuz. Sonra verdiğiniz sözün arkasından yüz çevirdiniz. Eğer üzerinizde Allah'ın lütfu ve rahmet olmasa idi, herhalde zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü yasağını çiğnenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara sefil maymunlar olun dedik. Bu ibret dolu cezayı öncekilere ve sonrakilere bir ders, korunacaklara da bir nasihat, bir öğüt yaptık. Hani bir zamanlar Musa kavmine demiştik ki Allah size bir bakara sığır boğazlamanızı emrediyor. Onlar da sen bizimle eğleniyor alay mı ediyorsunuz dediler. Ediyorsun dediler. Musa da böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar bizim için Rabbine dua et. Her ne ise onu bize açıklasın dediler. Musa Rabbim buyuruyor ki o ne pek yaşlı ne de pek taze. İkisi arası dinç bir sığırdır. Haydi emrolunduğunuz işi yapınız dedi. Onlar bizim için Rabbine dua et, rengi ne ise onu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki o bakalara sürür veren sapsarı bir sığırdır dedi. Onlar bizim için Rabbine dua et nedir bize iyice açıklasın. Çünkü o bize biraz karışık geldi. Bununla beraber
Allah dilerse onu elbette buluruz dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki o ne çifte koşulup tarla süren, ne de ekin sulayan, ne de salma gezen ve hiç alacası olmayan bir sığırdır. Onlar da işte tam şimdi gerçeği ortaya koydun dediler. Nihayet onu bulup boğazladılar. Az kaldı, yapmayacaklardı. Hani bir zamanlar siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmış ve onu üstünüzden atmıştınız. Halbuki Allah saklamış olduğunuzu açığa çıkaracaktı. İşte bundan dolayı o sığırın bir parçası ile o ölüye vurun dedik. Allah ölüleri işte böyle dirildir ve size ayetlerini gösterir. Belki aklınızı başınıza toplarsınız. Sonra bunun arkasından yine kalpleriniz katılaştı. Şimdi de taş gibi ya da taştan da beter hale geldi. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden nehirler kaynıyor. Yine öylesi var ki çatlıyor da bağrında sular fışkırıyor. Öylesi de var ki Allah korkusundan yerlerde yuvarlanıyor ve sizin neler yaptığınızdan Allah gafil değildir. Şimdi bunların size hemen inanacaklarını ümit mi ediyorsunuz? Halbuki bunlardan bir grup var ki Allah'ın kelamını işitirlerdi de sonra ona akılları yattığı halde bile bile onu tahrif ederlerdi. Üstelik iman edenlere rastladıklarında inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil olarak kullansınlar diye mi tutup Allah'ın size açıkladığı gerçekleri onlara da söylüyorsunuz? Hiç aklınız yok mu be derlerdi. Peki bilmezler mi ki onlar neyi sır olarak saklar ve neyi açıksa söylerse Allah hepsini bilir. Bunların bir de ümmi okuma yazması olmayan kısmı vardır. Kitabı bilmezler. Ancak bir takım kuruntu yığınına, boş saplantılara kapılır ve zan içinde dolaşır dururlar. Artık o kimselerin vay haline ki kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için bu Allah katındadır derler. Artık vay o elleriyle yazdıkları yüzünden onlara, vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara. Bir de dediler ki bize sayılı birkaç günden başka asla ateş azabı dokunmaz. De ki siz Allah'tan bir ahit mi aldınız? Böyle ise Allah sözünden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? Evet, kim bir günah işlemiş de kendi günahı kendisini her yandan kuşatmış ise işte öyleleri ateş ehlidirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. İman edip salih ameller işleyenler işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. Hani bir vakitler İsrail oğullarından şöylece misak kesin bir söz almıştık. Allah'tan başkasına tapmayacaksınız. Ana babaya iyilik, yakınlığı onlara, öksüzlere, çaresizlere de iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekatı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz, hala da dönüyorsunuz. Evet arkadaşlar, yine tekrar söylüyorum, videolarımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın. Sizden rica ediyorum arkadaşlar.